Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 10-11 günden beri video çekilmiyordu. Artık bir tane video çekelim. Ama bu seferki saç kesimini ben yapmayacağım. Ustamız Adem kesecek. Fade saç kesimi yapacak. Bu arada ne diyorsunuz, benim sakallarla saçlar da gitti. Kısalttım. Herhalde güzel oldu. Yorumlarda da buluşalım. Ayrıca kanalıma abone olursanız, takip ederseniz çok ama çok memnun olurum. Daha fazla uzatmadan isterseniz şu an kendimizi Adem Usta'ya bırakalım. Olur mu? Hadi başlayalım. Kolay gelsin usta. Bugün Adem Usta sizlere fade saç kesimi yapacak. Aslına bakarsanız Adem çok güzel saç kesiyor normal saçlarda. Ama bir tek sıkıntıları, bu sıfırlama kesimleri daha tam olarak yapamıyor. Onu da yavaş yavaş öğretiyorum. Çünkü öyle veya böyle bir şekilde bunların öğrenilmesi gerekiyor. Bu arada 10-11 günden beri ben de yoktum. Siz neler yaptınız? Nasıl gidiyor hayat? Onlardan da bahsederseniz yorumlarda çok ama çok memnun olurum. Adem Bey, nereye kadar çıkıyorsunuz saçta? Bunları da anlatın ki insanlar bilgilensin. Ki senin gibi de burada öğrenmek isteyenler var, saç kesimini öğrenenler var. Ona göre öğret. Aferin. Bıraktıklarını al. Çok güzel. AF'yi izleme kilidini al. Çok güzel. Aferin. Arkadaşlar, video biraz uzun sürebilir. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü bizimki kesiyor ama biraz yavaş kesiyor. Ama önemli olan da zaten düzgün yapsın da işi doğru düzgün çıkarsın. Çünkü hata yapmamaya çalış. Aynen öyle. Evet, şöyle uzaktan da bir çekimini yapalım. Şöyle gösterelim. Evet Adem Bey, şimdi sıfırladınız. Sıfırladıktan sonra şu an ne yapıyorsunuz? 2 numarayı takacağız abi, dediğim gibi. Gösterelim onu. Neydi? Arkası. Taran, ha. Göster ki millet görsün. Tamam. 2 numarayı takıyorsun. Güzel. 2 numarayı taktıktan sonra nereye kadar çıkılıyor? Çok yukarı çıkmadan abi. Tamam, onu gösterelim arkadaşlara.
ya. Kaç milim yukarı çıktınız? Bunların hepsini söyleyeceksin adam, öğrenmeleri lazım. Sen kesiyorsun ama milletin de bunu bilmesi lazım. Abi, bir 2-3 parmak kadar çıkmıyor. 2-3 parmak, tamam. Evet. Öğreteceksin. Öyle bir şey yok. Değil mi Anıl? Öyle bedavadan usta olmak mı var abi? Yani. He? Yok tabii. Sen öyle mi oldun? Nereye? Nereye? Şimdi kaç numarayı takıyoruz? 1 numara. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, 1 numarayı takılıyor. Onu ne kadar yukarı çıkıyoruz? Çok fazla yukarı çıkmadan 1.75'i izleri kaybedeceğiz en sonunda. Tamam. Şu an 1 numarayı taktık. O zaman bir parmak kadar yukarı çıkıyoruz galiba. Aynen. Tamam. Nasıl hanım? Fena. Adam her gün daha fazla öğreniyor abi. Normal saçların hepsini kesiyor. Bütün hepsini kesiyor. Bizimki halı ya. Bu saçları, bu saçlarda biraz tökezliyor. Sıfır çizimleri tam olarak daha yapamıyor. Onu da öğretiyorum işte. Çok güzel. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi sırada ne var? Yarım abi. Yarım numara. Biz mi kaybettik? Tamam. Kuru kafalı makinelerden çiçekli makinelere geçmişsin sen de. Yo, o da kuru kafalı. Öyle mi? Andis kuru kafa. Ya kuru kafalı olan makine zaten ötekiydi, Vahıl'dı. Şey yaptım, değiştirdim. Çok ses çıkartıyordu zar zar zar. Hem müşterinin hem benim. Ne senin hem müşterinin? Beynimize. Çok ses çıkartıyordu oğlum. Öyle böyle değil. Evet Adem Bey, şimdi ne yapıyorsunuz? Hafifçe iyice yukarı çıkıyoruz. Çok fazla çıkmadan ama. Yukarı çıkmadan izim kaybetmeye çalışıyor. Yoksa bir tane daha mı kat veriyoruz saça? Bir tane daha kat veriyoruz. Tamam. Eve gidince annem diyecek yine serseri tıraş olmuşsun. Allah'ın emri. Diyeceksin anne.
Adana'da normal tıraş, buraya gelince böyle. Aynen. Beni diyeceksin İzmir bozu ya. Evet arkadaşlar, şu an bir katı daha verdi. Şöyle göstereyim. Adem'e pek fazla suçu bulmayın. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü çocuk daha yeni yeni yapmaya başladı bunları. İnce ince öğreniyor. Birazcık bastırıyorum onu artık, kusura bakma. Onun canı yanmaz kardeş. Aynen. Tüzden taş kafayız oğlum. Adem Bey, şu an yaptığınız işlemin adı ne? İkiyle çıktık ya. Evet. Bir buçukta da hafif olan izleri kaybediyoruz. Hafif olan izleri kaybediyoruz. Tamam. Çıktım size. Tamam. Güzel. Arkadaşlar siz de duyuyorsunuz. Bu kesimlerde yapmanız gereken şeyleri Adem Usta'dan inciler olarak alabilirsiniz. Evet, şöyle gösterelim. Böyle devam ediyoruz. Kepek mi boğuldu lan ses saçların? Bilmiyorum ki abi, daha dün banyo. Bince var gibi. Evet, şimdi kaç numarayı taktınız Adem Bey? Bir abi ya. Bir numara. Şu an ne yapıyorsunuz peki? Yarımla bıraktığınız izleri kaybediyorsunuz. Yarımla bıraktığınız izleri kaybediyorsunuz, tamam.
Evet Adem Bey. Şu anki yapmanız gereken işlemi öğrenebilir miyim? Anlatırsanız arkadaşlarımızın da bilgilenmesi lazım. Tövbe denecek bir şey yok Adem. Sen söyleyeceksin ki millet öğrenecek buradan. Değil mi Anıl? Tabii. Sen anlatmadığın zaman nasıl öğrenecek? Hayır. Diyecek ki bu adam hangi numarayla ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor. Sen de pekiştiricisin yani. Yani. Sen de öğreniyorsun çünkü o esnada. Evet arkadaşlar, şu an Adem'in yaptığı tıraşı yavaş yavaş görüyorsunuz. Efendim Adem? Anlamadım. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel gidiyor değil mi arkadaşlar? Şu an ne yapıyorsunuz Adem Bey? Sıfırla çıkacağımız izleri kaydediyorum. Tamam. Güzel. Yani siz şu an iz kaybetmeye mi geçtiniz? Soruyorum. Ben de geçme, geçme mi değil, bana sormayacaksın. Şu an o saçı kesen sensin. Değil mi Anıl? Tabii. Makine şu an benim elimde değil. Çocuğu muallakta bırakıyorsun abi sen de. Yo, ben niye muallakta bırakayım oğlum? Çok haklı. Sadece soru sordum ben. İz mi kaybediyorsun dedim. Bana diyebilir. Yok abi daha iz kaybetmeye geçmedim diyebilir. Hani okulda falan da hoca doğru bir cevap verdiğinde sorar ya, emin misin falan diye. Evet. O kuşkuya düştü. Böyle kuşkuya düşürürsen zaten öğrenir. Ona acaba ben doğru mu yapıyorum? Hani niye böyle bana söyledi şimdi? Önemli olan oradan kurtulabilmek zaten. Kendine güveni olan, evet abi ya, tabii ki izi kaybetmeye geçtim der. Kendine güveni gelmiş yani. Ama Adem'in ya. Eski heyecanı kalmamış. Yok canım. Mesela o hani çengeli indirip kaldırıyorsun ya. Mesela ne yaptığını da anlat orada. Tamam. Mesela neden öyle yapıyorsun? Millet buradan o çengelin inip kalktığını görüyor. Zeri ama kaldı. Amacı ne? Mesela yarım. Tamam. 0-2-0-1 diye gidiyorlar. Onların amaçları ne oluyor? Mesela 0-2'ye niye alıyorsun? 0-1'e niye alıyorsun? 0 yarımla ilk başta bıraktığımız izleri kaybetmek için. Tamam. Mesela burayı yarımla aldık ya. Evet. Çengeli alıp çekiyoruz abi. Tamam. Senin saçı da Adem mi kesti abi? Hı hı. Dün Adem kesti. Sakalını o götürür zaten. Hı. Set sakalı hepsini o aldım. Sakalı kendim bozdun abi. Niye böyle bize suçlattın? Sen kestin dedim.
Bak oraya çok girdin artık. Orayı ne yapacaksın biliyor musun? Çok yarımladın, çok şey yaptın. Artık 0.1'e bak. Şu kadar alacaksın. Bak şuradaki iz var ya. Çaprazlama şekilde. Heh. Oradaki izi öyle kaybedersin. Dik tutma makineyi. Ucunu. Heh. Aferin. Normal. Yanıyor abi makine. Normal. Anıl abi. Anıl kafan yanıyor mu? Bazen. Ben devam edeyim mi? Sen bilirsin. He? Et bence. Et bence al. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi bana. oradan bitti şimdi bana geldi. Evet. Şimdi neler yaptım bir bakalım. Tamam. Güzel. Ama ilk önce bak şimdi. O kadar ayarlama yapmışsın. İlk önce burayı ayarlayalım. Şuradaki bir izi kaybedelim abi. Bunu neyle yapıyoruz? Yarımı takıp iki diş kaldırıyoruz. Ama aferin adam, gayet güzel gelmişsin oğlum. Sesine nazar ama. Hı hı. Gayet iyiyiz. Şimdi bunu buraya koyalım. Ve hiç uğraşmadan direkt sıfırdasın ya. Sıfırı yapıştırarak burada da bu köşeyi kullanarak şuradaki en dipteki izleri yiyoruz. Bunu alırken şurada da hafif oluşuyor ya. Tık 2. Böyle çıkıyorsun. Tekrar 0. Tekrar böyle. Tekrar 2. Böyle. 0. Adem. Bitti mi abi lafın? Bitti. Bizim köydeki berberlerden iyisin ya kardeşim. bırak da olsun oğlum. Ve 0. İzler kayboluyor. Ondan sonra tekrar 2. Çok fazla yukarı. Bunu buradan bir kaçırdığın zaman işimiz biter Adem. Aynen öyle. Yarınla birle bir daha. Çok minik minik böyle. Önemli yaparak değil ya. Sıfıra vururuz abi. Öyle bir dünya yok. Bunu sadece seninle alakalı bir şey değil ama. Ha, senin olmadığını düşün. Müşteri geldi böyle bir saç istedi. Ben yokum dükkanda. Ne yapacak Adem? Onu düşüneceksin. Sen bakma Adem var ya pazar günleri müşteri alıyor. Adem çalışıyor pazar günleri. Vallahi bak. Sen gelmiyorsun anahtarı veriyor. Yo zaten dükkanı geliyor zaten Adem açıyor. Ben pazar günleri uyuyorum oğlum. Annem de uyandırmıyor zaten beni. Ben geliyorum saat 2'de. 2'de 2.30'da dükkana geliyorum pazar günleri. Adem o saate kadar çoktan gelmiş oluyor dükkana. Tabii geçen hafta kaç tane müşteri aldı? 2-3 tane. Bu hafta 2-3 tane müşteri aldı. Geçen ben geldim. 6 mı aldın ha? Öyle bir şey işte.
Ve Adem gibi şuradaki izlere de yarım mı? Böyle yaparak yaptığın zaman izler kaybolur. Çünkü bak şu an üstündekileri alıyorum. He, fazla. Aynen öyle. Bak şurada var çok minik. Bakalım. Evet. Dur gülüm. Anılım ha. Bak. Şurada var. Farkında mısın bak? Bak gitti. Çok fazla yukarısına çıkmadan. Olayımız bu kadar. Şimdi gelelim makasa. Ufak bir reklam yapabilir miyim arada? Reklam? Gir reklamı. Yap. Bu arada beni 10 senedir halim abi tıraş ediyor. İzmir'e taşındığımdan beri. Peki. Son bir seneden beri kesmiyor. 6 aydan beri değil mi? Abi kudurduk ya işte. Ya, otobüsten sabah 9'da indim. Bu saat kaç şu an? Saat 1. İşte 1. Ben ama erken geldim. Siz kahvaltı yapıyorlardı daha ben geldiğimde. Tabii. Kahvaltıdaydık. Alayım gülüm. Sağ ol. İnce tarakla girip de şeylere yapmayacak. Yok. Onluk bir şey kalmadı ki zaten. Sen onların hepsini ayarladın Adem. Anıl zaten bilmiyor mu oğlum zaten? Bizim kahvaltı saatlerimiz o saatler. Abi öyle de bazen dükkanda yapıyor ya kahvaltı. Dükkanda bayağı nadir yapıyoruz. Biz hep genelde hep oradayız. Allah Allah. Tabii canım. Abi işte uzak kaldık. Ya oradayız ya şeyin orada. Karşı tarafta. Ya da çorba içmeye Enra'ya. İkisinden biri. Yürümem ya o kadar sabah sabah. Oğlum yürüyüş iyidir. Güzel oluyor. Alayım madem suyu. Sağ ol canım. Vallahi var ya, pozantı da biraz içinden geçmişler. Öyle oldu abi ya. Saçlarım mı? Evet. Farkındayım da abi uzayınca da biliyorsun benim saç sık olduğu için rahat edemiyorum ben. Evet. Ara makas var mı abi bari? Valla sormadım Adem de. Ulan normal makasla kesemiyorlar. Ara makas, ara makası nereden bilsin? E bu gidişte artık genel hep 3'e vurdurup duruyoruz herhalde. Yani. Ya da alacağım bir makine orada. Makine var ya abi senin. Ha doğru. Hala duruyor mu o makine? Duruyor. Yağını falan bakımını. Ya biz de eski çıraklardan olduk yani. 10 senedir buradayız. Harbiden öğrendin ha sen de yemin ediyorum. Hangi makine abi? Almıştık biz abine. Marka? Hangi markayı almıştık biz sana? Abi şunların eski modellerinden ya. Şey yani daha geniş Gold Star mı öyle bir şey. Ha. Yok Gold Star almadık. Gold Star ne oğlum? Halim abi bu Andist var ya. Ya kahve rengi var ya işte. Şu Andist'ten önce bir şey kullanıyordun ya ince bir şey. O civar bir şey. Evet. Sakal kestiğin abi önceden. Ha. Öyle değil. Bell gibisin. Bu suda başka bir şey var mı? Açıcı var. Ama kendi içinden o zaten. Şey ben doldurma falan değil yani. Bu şişeyle böyle. Aha şişe böyle. Saçı rahat kesiyor. Ben yok kokusundan sadece. Kokusu da çok. Saati ne yaptın abi? Saati şey yengenin babasına verdim. Kayınbabaya desene. O kullanıyor. Ya aslında bu iPhone'a da eşleşir telefonla. Şey saat eşleşir de. Ama şey Android ya. Abi sen yakında Apple Watch alırsın. Alacağız zaten canım o Allah'ın emri. Onu zaten alacağım. Apple Watch bekleniyor yani. Bir Watch Series 8 veya Ultra. Abi ben 4'ten sonra takip edemedim.
Ultra çok pahalı ya, 25 bin lira. 25 bin lira saat olur ya. Ama onu normal saat gibi üretmemişler zaten. Onlar şey, sporcular, böyle dağcılar, tırmanışçılar, cartlar, cürtler var ya. Onlar için özel olarak üretilmiş. Hani ta böyle tepelere çıkıyorlar, hani herhangi bir ceza, şey, bir acil durum oluyor falan filan, kalbi malbinde bir sıkıntı oluyor. Onun için sos gönderiyormuş. Onun için özel olarak üretilmiş o. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buralar ve arkalar tamamen hallolmuş şekilde. Buraları böyle hallettik. Şimdi gelelim üstlere. Gülüm, üstleri ne yapacağız? Analım. Abi saçın şeklini düzelt sadece. Tamam. Çünkü biraz içine ettiler ya. Tamam. Kısaltma diyorsun yani. Ha. Yani biraz kısaltabilirsin de. İstiyorsan şey yapayım mı? Ara makasını alayım mı? Abi o zaman da çok düzensiz uzuyor ya. Sen sana göre kısalt da şeyin de yap. Tamam. Tamam Gül. O zaman öyle ayarlayacağım. Isatacağım onu. Isatacağım. Adem, videoyu nereye gösteriyor? Evet, Adem? Videoyu nereye gösteriyor? Tamam. Güzel. Evet, şimdi benden zaten bir aralar ara makas diyorum. Normal makası kesimi de biriniz yazmıştı bana. Şimdi onu da öğreteyim. Ben bunu ama sizin kesebileceğiniz tarzda normal olarak göstereceğim. Oraya dokunma işte Adem. Dur abi, elimizle tutarız artık. Normal sizin kesebileceğiniz tarzda göstereceğim. Parmak arasında aldınız. Ben normalde böyle kesiyorum ama siz böyle yapmayın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adımda geleceksiniz. 8 ve 9. Tabii ben bunu siz öğrenin diye yapıyorum. Yoksa ben normalde 4 adımda da geriye gidebiliyorum. 2 3 zaten uzunlar ve kısalar çıkıyor. 4 5 minik gidiyoruz arkadaşlar. 6 ve burası sonu zaten. 7. Burası neden 7 adım geliyor? Çünkü yanlardan alıyoruz. Ortaya almıyoruz. Şimdi tekrar geliyoruz ortaya. Bakın zaten belli oluyor. 1. Burada da çıktı. 2. 3. 4. Parmağın arasına girdi. Lan çıkmıyor. Burası 5 6 dönerin olduğu yer 7 ve en arka kısım 8. Şimdi bu tarafları hallettik. Saçın bu tarafı biraz uzun kalacağı için fazla almadan, çünkü saçı bu tarafa doğru tarayacağız ya arkadaşlar. Onun için bu taraflara fazla girmiyoruz. 3 yeni parmağa giriyor ya. 4 5 ve 6. Şimdi burayı böyle aldık. Ondan sonraki yapacağınız işlem saçı bu taraftan almanız. Buradan alın. Şu pozisyonda. Evet abi. Saçı hafif geriye doğru ve çaprazlama çekerek burayı da bu şekilde almanız. Zaten bunun ayrımı da zaten buradan ayarladık. Şey yapacağız mı? Çizik atacağız mı? Tabii abi, o bizim imzamız biliyorsun ki. Tamam. İmzayı atalım.
Şöyle bir de burada alırken bir kontrol edin en son. Nerede uzun, nerede kısa var. Onu bir kontrol edin. İyi mi gülüm? İyi abi. Tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar çizime. En önemli yere geldik. Bunu da bana bir kardeşimiz yazmıştı, abi nasıl çizeceğiz diye. Onu gösterir misin dedi. Size bir videoda hepsini gösteriyorum. Tabii bunu isterseniz ayrı ayrı daha sonra tek tek de çekebilirim. Halim abi iyi çizer. Ben her yerimi çizdirdim. Kaşımı, yan tarafı, burayı. En son buraya başladım. Evet, gördüğünüz gibi bunların hepsi. Şurası fazla geliyor. Burayı böyle çaprazlama alacaksınız. Al Adem'im bunu. Sen ver bunu. Bunu da ver. Tamam. Ve çizme işlemimiz de bu kadar basit. Ondan sonra şuradaki ön taraf uzun mesela arkadaşlar. Şurayı da böyle bir şekil verirseniz hafif çaprazlamasına. Şurayı da şöyle alalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımızın kesimi hem Adem Usta hem de Halim Usta sayesinde tıraşımız bitmiştir. Ama son bir şu tarafa hafif bir ara makas atacağız. Onun için de çok fazla olmamak kaydıyla şöyle uçlarına minik minik rahat şekle girsin ve saç uzadığı zaman bu taraf çok böyle abartı durmasın diye çok inceden böyle uçlarına sadece hafiften bir ara makas atacaksınız saça. Hem saçın oradaki yoğunluğu biraz düşer. Hem yoğunluğu giderirsiniz. Hem de saç daha rahat şekil alır ve saç uzarken de sıkıntı çıkartmaz. Evet arkadaşlar. Benim ve Adem Usta'nın videosu sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, ayrıyetten Instagram'dan halim.altankingav olarak takip etmeyi ve TikTok'ta da varım. Halim Altankingav 1925 adı ile beni takip ederseniz, buraya yorum yaparsanız, like atarsanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Sorularınızı, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Bu arada benim şeklimde de bir yazın bakalım. Abi nasıl olmuş, olmamış mı diye. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum sizi. Bay bay.